Efendim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımızda sizlere önceden bir demet hazırladığımız doğada canlı olarak sizlere bugün çoban çantası otunun faydalarından ve ballı baba otunun yararlarından, çayının yararlarından bahsedeceğiz. Bu videoyu doğada canlı olarak çektiğimiz için ve her iki bitkiyi de bulabiliriz. İnce kürdan gibi yaprakları olan çoban çantası otu bitkinin görüntü icabıyla isminden almaktadır. Ancak ballı baba otu ballı baba bilgiler familyasından olmakla birlikte böyle eflatun lila rengi çiçekler olmakla birlikte sarı ballı baba açık mat beyaz rengi ballı baba olmakla birlikte ballı baba familyasından olan bitki olmaktadır. Bitki bir diğer olarak da ak ısırgan otunun türü olduğu da gözlemlenmiştir. Bugün böyle bir demet hazırladığımız otumuzu böyle bıraktıktan sonra ballı baba otunun faydalarından bahsedeceğiz. Kansızlık anemi hastalıklarında kan yapıcıda hücreleri çalıştıran ballı baba otu kansızlık anemi hastalıklarında faydalıdır. Bu bitkiyi ikili ortamda bulduğumuz için şanslı olabilmekteyiz. Bayanlar içinde özellikle seçtiğimiz hem ballı baba otu hem de çoban çantası otu her iki otta kadın hastalıklarında adet düzenleyici olarak da bilinmektedir. Ballı baba otu ağrı kesici özelliği olmakla birlikte çeşitli romatizma, kireçlenme, mafsal ağrılarında, gut hastalıklarında ağrı kesici özelliği olmaktadır. Ağrı kesici, antiseptik, antibiyotik özelliği olan ballı baba otu idrar yolları enfeksiyonlarında idrar yollarında yanma hisseden kişilerde döl yatağında temizlediği için idrar yolları enfeksiyonlarında böbrek hastalıklarında oldukça faydalıdır. Vücutta birikmiş toksinleri, zehirli maddeleri değişik tehlikeli hastalıklara yol açabilecek. Zehirli toksinleri de terleme ve idrar yollarıyla dışarı atan ballı baba otu sindirim sistemi içinde oldukça yararlıdır ve kabızlık tedavisinde de kullanılmaktadır. Hemen hemen her çeşit kadın hastalıklarında, rahim hastalıklarında kullanılan ballı baba otu adet düzenleyici olarak da kullanılmaktadır. Çeşitli cilt hastalıklarında çıban, apse, varis tedavisinde kullanılan ballı baba otu ayrıca oturma banyosu olarak da kullanılmakla birlikte hemoroid, basur hastalıklarında çıban, apse tedavisinde egzama, uyuz, kaşıntı hastalıklarında iltihaplı, cerrahatlı cilt hastalıklarında kullanılmaktadır. Göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Ve ballı baba otundan böylece bahsettikten sonra sizlere yine çoban çantası otunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. İşte bir demet çoban çantası otunun toprağın bolca nemli olmasından dolayı sökelim. Doktor Ömer Coşkun rahmetli hoca bu çoban çantası ve ballı baba otundan çok bahsederdi. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bu çoban çantası otu hemen hemen her çeşit yaralanmalarda kan durdurucu özelliğinden istifade edilmektedir. Bağırsak kanamalarında, mide kanamalarında, burun kanamasında oldukça faydalı olan çoban çantası otu kan durdurucu özelliği olmaktadır. Ve bu şekilde adet düzenleyicide olan bu çoban çantası otu bayanlarda özellikle fazla kan kaybetmeden ötürü oluşacak halsizlik belirtilerinde ve 40 yaşı üzerindeki menopoz belirtilerinde bu çoban çantası otu faydalıdır. Çeşitli denenmiş, araştırılmış yorumları, faydaları yazılmış sağlık ansiklopedilerinde bu çoban çantası otu romatizma ve kireçlenme mafsal ağrılarında faydalı olmakla birlikte çeşitli solunum yolları hastalıklarında faydalı olduğu gözlemlenmiştir.
hipertansiyona karşı da kan basıncını düzenleyici özelliği olduğundan ballı baba otu ve çoban çantası otu tansiyona da hipertansiyona da kötü kolesterolü de faydalıdır. Böbrek ve dalak şişliklerine karşı da faydalı olan bu çoban çantası otu böbrek ve dalak hastalıklarında idrar yolları enfeksiyonlarında faydalı olmakla birlikte yine bu çoban çantası otu idrar yollarındaki kum ve taşların düşürülmesinde de etkili olmaktadır. Bitki burun kanamalarında, bağırsak kanamalarında, kan tükürmede ve idrarından kan gelen insanlar için de oldukça faydalıdır. Ancak bu tür vakalarda bir uzman doktora görünmeniz ivedilikle tavsiye edilmektedir. Kan tükürme bir karaciğer hastalığı olan verem, siroz hastalığının ve kanser hastalığının öncüsü olabilir. Ve dışkısından kan gelen insanlara da kanser hastalıkları olan kolon kanseri ve pankreas kanseri habercisi olabilir. Veyahut da küçük çaplı yaralanmalardan sonuçta ve ufak çaplı kanamalarda da olabilir. İşte bu şifalı bitki idrarından ve solunum yollarından kan tükürme olan ve iç kanaması olan hastalar için ve hipertansiyon rahatsızlıklarında ve böbrek, dalak, safra kesesi hastalıklarında ve idrar yolları, böbrek yollarında olacak kum ve taşlarında düşürülmesinde oldukça faydalıdır. İşte bu şifalı bitki ikisi de hemen hemen her çeşit kadın hastalıklarında, rahim hastalıklarında adet düzenleyici olarak da bilinmekle birlikte ballı baba otu, kansızlık ve anemi hastalıklarında kan yapıcı özelliği olmakla birlikte böyle bu çoban çantası otu da fazla kanamayı da durdurucu özelliği olmakla birlikte her ikisi bir atom niteliğinde olmakla kadın hastalıklarında çok önemli, faydalı yerleri olmaktadır. İşte bu şifalı bitkileri doğada, ikili ortamda sizlere faydalarından, yaralarından bahsetmeye çalıştık. Hoşça kalın.